Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Eskilemeler yok mu? Sayfalar tutmuyor. Şöyle yapacağız. Şimdi onu arayacağız. Hep değiştirdiniz mi burayı? Biz yeniliyoruz abi. Biz. Şimdi nasıl çok yapacağız? Allah seni de affetsin. Bakayım nasıl bulacağız onu. Lemalar. Yok yok, öyle eski lemalar değil. Eski basınlar. Yok. Hep yeni basınlar. Zamanında zamanı takip ediyoruz. Takip ediyoruz. Zamanın çocukları derler ya. Hayır, zaman gençleriz biz. Ama biz cennete çağırırız inşallah. İnşallah. Bu niye kullanmıyoruz böyle 75? Sen de 20'ye geç bence. Üstad bile yeni alfabeye geçmiş. Yeni alfabeye geçmiştim. Tamam. Her şeyi kapatayım. Telefonu kimse bir şey gönderemesin. 75'i bulabilecek miyiz? Bulacağız inşallah. 54. 60. Güzel. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Arkadaşlar, dersimizin mevzusu Dima. Dima, bana rağmen bir sistem çalışıyor. Ben düz ayak biniyorum. Güzelcene sisteme giriyorum. Sisteme giriyorum. Ne oluyorsa birisi geliyor, o sistemi bozuyor. Ben iyiyim. İyi olmak için bir sürü malzeme var. Çok önemli ya bu bir dini sohbetten ziyade psikolojide aklın kopyalanması de, aklımı şerinden kurtarmaya çalışıyorum, düşüncelerimin şerinden düşüncelerimi kurtarıyorum. Bana rağmen burada birisi çalışıyor. Mesela aklımı mağlup eden başka bir akıl var. Yoksa ben bana düşman değilim. Ha? Ben bana düşman değilim. Niye peki? Aklım böyle garip garip mağlup oluyor, kalkıyorum, düzeliyorum. Bana çalışması gerekirken, ha demek ki içeride başka birisi çalışıyor. Onun adı şeytandır, kafir cinlerdir, ervah habiselerdir, mevadi şerilelerdir. Aklıma yardım eden bunun tersi var. Şeytanın karşıtı melek, kafir cinlerinin karşısında Müslüman cinler, erva habise yerine erva haliyeler, mevada haliyeler çalışıyordu ikisi. Birbirine çalışıyor. Şimdi ben onu şekilde de göstereceğim nasıl olduğunu. Dersten çıktığın zaman şu olacak. Ha, Allah Allah, ben de kendimi zannediyorum. Bunu desen yetiyor. Yani sıkıntının sebebi bu. Ben de kendimi zannediyordum. Bak, şükredin. O kadar kişi gelmek istiyor ki bu derse. Bak, bazı kişiler var. Ağlayıp siz diyor, ilaca bağımlı. Gel, ilacı bırakacaksın dediğim halde bak gelemem. Errazi biz zararı lan üzerine. Sonradan ısrar ederler telefonlar veya benimle niçin ilgilenmiyorsun diye. Yani bak, bu derslere, bunlar seninle, bunu parayla da bulamazsın. Beni nasıl satın alacaksın parayla? Ben ilaçtan bahsetmiyorum. Hemen bir hatırımı nakledeyim. Bir üniversite görevlisi, doçent kardeşimize dedi ki bana, geçenler sistemin önüne. Ben diyor 7 sene ilaç kullanıyordum. Bu serbest bölgeyi ve psikoloji derslerden sonra bıraktım. Bu diyen adam ve doçent.
Yani basit, sıradan değil. Dedim ne farkı gördün yani doktorlardan, biyolojik şeyler, ilaçları bir sürü bir dolar var ve zaten görüşürüz. Onlar iyi olmak için diyor malzeme veriyor. Bir hafta sonra tekrar başa geliyorum, tekrar gidiyorum. İlaç da versen, demek ki bir yerde sorun var ki ilacın tesiri varken iyisin, gittikten sonra tekrar eski hale geliyorsun. Bir şey anlatıyor, düze çıkıyorsun, tekrar başka bir şey geliyor. Niye geliyor? Birisi çalışıyor. Peki buradan ne anladın? Burada sistemi anlatıyorum diyor. Risale'den çıkan şu derste malzeme değil, sistemi anlatıyor. Siz inşallah sistemi tanıyacaksınız ve ben kaba taslak anlatacağım sistemi. Sonra isteyen istediğini sorabilecek. Ha? Bu soruyu soracak. İlk önce bir mukaddeme yapacağım. Sana rağmen birisi var. Lemala 75. Tabii gerici hastanın lemalarında sizin ilerici olduğunuzda bu lemalarda bulamazsınız. 75 yani sayfa değişik. Bak hem insanın letaifi içinde, latifeleri içinde teşhis edemediğim, buraya bak, teşhis edemediği koca Bediüzzaman. Sonra sözlerde diliyor. Bir iki latife var ki, bir iki. İhtiyar ve iradeyi dinlemezler. Ya iyi olacağım ya, ben kötü olmak niye isteyeyim ya? Kötü olmak istemiyor. İhtiyar ve iradeyi dinlemezler. İki tane kader var. İnşallah onu da bir ara dersek olsun. İhtiyari kader var, iradeyi kader var. Buraya oturun buraya, yoksa eğer ciddi bir şey yapacaksan buradan istifade edeceksiniz. Yanlama yok. Gel. Evet, evet. Geç. İhtiyari kader insanın elindedir. Kendisi yapar. İradeli kader Allah'ın elindedir. Şimdi bir iki latife var ki, bak bir iki latife var ki, İhtiyar ve iradeyi dinlemiyorlarmış. Aa, sende çalışıyor bu sistem. Bildiğin zaman rahat edeceksin. Allah Allah. Ben kötüyüm değil. Birisi sana hissettiriyor. Kötü değilim olan birisi var. Ama bu bedeni beraber kullandığınız için onun düşünceleri senin düşüncenle, onun hissettikleri senin hissettiklerinle, onun haletleri senin haletinle şey yapıyor. İkiz düşün böyle. Aynı merkezden iki tane adam çıksa. Var böyle ya. Yani aynı ayağı kullanıyorlar iki tane adam. Ha? Sen bunu bilmezsen yani bana rağmen başka bir sistem var. Ulan ben mi düşünüyorum bunu? Yani en yakınıma, en mahremime böyle şeyler, garip garip şeyler düşünülür mü ya? Diyen çok var. Olur sana da bende de olur. Ya bacı manama da olur. Ya fende, seninle alakası yok. Sende farklı bir sistem var. Onu gözünle göreceksin. Diyor ki Üstad lemalarda 75. İnsanda bir iki latife var ki insanın ihtiyar ve iradesini dinlemezler. Belki de mesuliyet altına giremezler. Onun mesuliyeti de yok öyle. Nasıl yok ya? Yok göreceksin. Bazen o latifeler hükmediyorlar. Hakkı dinlemiyorlar. Yanlış şeylere giriyorlar. İnsan da acayip. O yanlış, o iki latife giriyor. Tak 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 tak. Bilgisayarda ne var? Böyle şimdi bir bilgisayardan bilenler bilir. İsmini kendileri söyler bana. Şimdi böyle gayri ihtiyar bir siteye girseniz. Hiç alakasız. Girdin, ağlama falan dedi. Çektin orada. O bilgisayardaki o site, uygun olmayan bir site IP numaranı alıyor. Tamam çıktın kayboldu ama bir kere girdin alıyor. Hiç alakasız 7 sene sonra normal bilgisayarda sen çalışırken yani bir şey yaparken pat diye o geliyor. Seni yokluyor. Ben buradayım ha. Ona şey diyorlar, bir şey diyorlar ona. Hiç ihtiyarı o ekran pat diye geliyor. Virüs. He? Virüs. Virüs değil. Yapay zekalı. Yok. Bir şey diyorlar ona. Yani senin ihtiyarın dışında, yani hatırıma gelirse söylerim. Böyle bir şey vardı. Pat diye geliyor. Ama ben girmedim ya. Girmişti. İhtiyar bir adı dinlemez, pat diye geliyor.
Ama öncesinde bir iradesi vardı. İlk önce vardı. Yani. İlk önce vardı. Ama sonra tövbe etmitti, pat diye gelebiliyor. Bu başka bir şey. Bir de sistem kendisi acayip çalışıyor, göreceksiniz. İhtiyar da iradeyle olmasa da pat diye giriyor. O latifeler hükmediyorlar. O latifeler bir şeyler yapınca hükmediyorlar. Hükmedince hakkı dinlemiyorlar. Yanlış yerlere giriyorlar. Yanlış şeylere giriyorlar. O vakit tam tepene giriyor şeytan. O adama telkin eder, der ki şeytan, sen var ya sen, adam mısın? Bu kadar derse gidiyorsun, kitap okuyorsun, bu kadar uğraşıyorsun. Gene bu peşmutesin ha. Hiç dersleri git. Adam senden daha psikolojisi. Şeytan diyor ki, senin istidadın hakka ve imana muvafık değil. Hakka ve imana uygun değil senin yapın sistem. Diyor. Böyle ihtiyarsız batıl şeylere giriyorsun. İstemediğin halde giriyorsun lan. Ne biçim adamsın lan? Bu kadar değer. Dersten çektin, eve geldin, YouTube'a girdin, milyon ne yaptın? Ne biçim adamsın sen? Ha, senin hakka ve imana öyle kaliten yok. İmana muvafık değil ki ihtiyarsız böyle yerlere giriyorsun. Demek senin kaderin, senin kaderin seni şekavete mahkum etmiştir. Senin kaderin bu kardeşim. Sen bunun günahlar yaşayacaksın. Diyor, o biçare adam yese düşüp felakete gider. Şeytanın gayesi günah işlettirmek değil, günah ile yeis atmaktır. Günahın günahı yeistir. Günah ile kişi cehenneme, yeis ile ademe düşer. Ümitsizlik. Kur'an-ı Kerim'de Müslüman'ı tarif ederken mümini, o müminler ki günah işlemez demiyorlar. Ancak müminler odur ki yeise düşmezler. Allah'tan ümidini ancak kafirler keser diyor. Ha, demek ki ne halde olursan ol, ümidini sen kesmeyeceksin. Burası anlaşıldı. Şimdi sözde 278'de bir de onu göstermek istiyorum sözde size. Sözleri açayım inşallah bulurum. 275 veya 78. Onu da şey yaptıktan sonra göreceksiniz bu gözünüzden. Belki 10 tane ders yapsaydık inşallah iddiamız doğru çıkacak. Böyle istifadeniz olmayacaktı. İçerisini seyredeceksin. Bu kafanın içerisini seyredeceksin. Peki Hasan abi, o içi latifenin mahiyeti bilinmiyor diyor ya. Sözlerde biliniyor. Bir yerde icmal eder, bir yerde tafsir ediyor. Orada kader-i cebri yönünde yani bu sanki istihkam edilmiş mana mı var? Hani mesela atada hep şahsın lehine çalışan bir boyut var. Evet. Burada da? Burada da hep lehine çalışacak. Göstereceğiz onu. Lehine çalışıyor ama öyle düştüğü zaman yöneten... Hakkı dinlemez diyor ya. Evet, hakkı din. Hakkı dinlediği tarafı var mı? Var. Aha. Var. Mesela hem tahayyül, hem tevehüm, hem tasavvur, hem tefekkür, tasdiki akliden, izani kalbinden ayrıdırlar, başkadırlar. Onlar bir derece serbesttirler. Cüz ihtiyarı pek dinlemiyorlar. Teklifi dini altına çok giremiyorlar. Bitti. Bir de burayı okudum. 278. Şimdi geçiyorum şeye. Şimdi ben karşıya geçeceğim, bilgisayarın önüne ışığı söndürecek. Ondan sonra şöyle yapayım. Oradan biraz geriye doğru gidebilir miyiz kardeşim? Şimdi kapatacağım. Nasipsiz insan olduğu zaman her şey de nasipsiz olacak. Bir şey söndürüyorsunuz. Bu mikrofon gidiyor mu? Uzak ama evet, çok yaşadık. Bakayım, ya sen delikanlı bana yolla. Şöyle gitti. Kablodan dolayı. Ha gitti. Şimdi ışığı söndürüyorsunuz. Heh. Hop. Yok yok, tamam. O kadar serbest olacaksınız ki her şeyi sorabileceksiniz. Ben bir takdim edeyim. (Gülüyor)
Okunuyor mu? Evet. Okunuyor. Bak arkadaşlar. Kafanın içerisinde hep külliyata dayalı bir sistem, 7 tane yapı var. Bir, kabataslak bir göstereyim sonra buraya gireceğim. Tahayyül. Hayalin fiili hali. Hayal kur, hayal var. Hayal burada kurulur. Şu mouse'un olduğu yerde mekan anlayışımız bu oluşturur. Tamam mı? Mekanı. Bu tasavvur işte gördüğünüz gibi bilgilerin, malumatların, düşüncelerin, vehimlerin, şüphe ve zanların olduğu yer. Deliller de var. Tamam mı? Dimağda, kafada. Dimağ kafa demektir. O dedi ya bir iki latife var, hakkı dinlemiyorlar, teklifi dinin altına giremezler. Bu iki latife budur. 278 sözlerle söyledim. Tamam bu ikisi. Şimdi ben 7 tanesini bir göstereyim, buradan konuşacağız yarım saat. Burası da akıl. Bu ikisinin dışında, bu iki latife dinlemiyorlar ama akıl dinliyor. Vahyi muhatap burası. Bundan sonra Müslüman kafir ayrılıyor. Vahyi buraya geliyor. Vahiy kabul edince bu tarafa dönüyor. Bu akıl vahiy kabul etmese felsefeye dönüyor. Ha? Felsefeye dönüyor. İlk önce kafirden bahsedeyim. Vahiy burada kabul etmedi mi? Adamın yani tasdik ilimdir. Bakın ilim. İlmi var. Batıl bir ilim. O da ilim. Ondan sonra izanı yok. Çünkü izan, şurada izan, bu Müslüman tarafı, kalbe açılan kanal bu kanal. Kafadaki sistemi vicdana, aşağıdan vicdandakini de akla aktaran kanal şuradan oluyor. Bak emmausu yapıyorum. Bak görüyor musunuz bu? Kafirin vicdanı yok olduğu için burada duruyor. Ondan sonra iltizam fiile dönüşmüş halidir. Hani kalpteki hislerin his olunca artık dönüşüyor. Bu da itikat, batıl ve hak. Ben buralara girmeyeceğim. Bu ama göresiniz sözler 142'de geçiyor bunlar. Yani 3 tane yol, 1. yol. Şimdi bu kafamızda bunlar var. 7 tane değirmen taşı. Tamam mı? 7 tane değirmen taşı. Değirmen taşı bilmeyene söylüyorum. Bir tane sabit bir taş var. Bir tane de dönen üstüne taş var. Onun deliğinden tane atarsınız, mısır atarsınız, buğday atarsınız. Öğütür. Taş taşı yemez, faydalı olur. Ama boş olursa taş taşı yer. İşte bu iki tane taş şudur. Değirmen taşı. Ama 7 tane taş olursa bunlar olur. Şimdi ben buraya geliyorum. Arkadaşlar burası serbest. Buraya kim ne malzeme atıyor? Bak. Burası şeytan vesvesesini atıyor. Biraz bu iteyim. Sonra öteki tarafa geçerim. Şöyle. Sırf o yazıyı göresiniz diye. Şeytan vesvese atıyor. Vesveseyle buraya atar. Başka bir yere gidemez. Kanal o. Biraz önce gösterdim ya şurası. Şu serbest bölge. Başka bir yere atamaz. Akla direkt gidemez arkadaşlar. Akıl bunun dışında. Görüyor musunuz? Akıl bunun dışında. Şu çizgiden şey yapamaz. Ama şeytan bu aklı kendisine almak için şuradan vesvesesini atıyor. Şuraya atıyor. Ortayma atıyor. Başka kim ne atıyor? Kafir cinler vehim atıyor, düşünceleri atıyor. Hani düşüncelerimin şerinden, düşüncelerimi nasıl kurtaracağım? Kötü düşünceleri atan cinlerdir. Veya böyle bir ortamdaki. İki, erbaa habiseler ne demektir? Seyrettiğimiz filmler, dinlediğimiz müzikler vesaire, batıl itikatları, hurafeler bunlardan beslenir. Ondan sonra nefs-i emmare, mevad-i şerire de haramlar ve bidatlar. Sonra insan suretindeki şeytanlar, yanlış kişiler, yanlış zaman, mesela şimdi sabah kılsanız kılamazsınız, zaman yanlış. Yanlış kişiler, yanlış yer, yanlış iş. Bu dördünü ben burada uygulayayım ki ezbe kolayınız olur. Şu anda arkadaşlar burası doğru bir yerdir. Bak, doğru bir yer. Ne demek? Dershanedir. Doğru bir saatteyiz çünkü ders saatindeyiz. Doğru arkadaşlarla beraberiz. Bir de doğru şey konuşuyoruz. Horon oynamıyoruz. Şimdi bunun karşıtı var. Karşıtına geçiyorum. Bak şeytanın şurada bak gördünüz mü? Şeytanın yerine bak buraya geçiyorum. Sonra ofaltacağım ikisini göreceksiniz.
Şeytanın yerine melekler ilham atar veya vahiy atar. Vahiy şu. Vahiy bitmedi. Bak yapıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Şu anda bunu aleminizde aktif eden melekedir. Cebrail'in yaverleridir. Vahiy aktif. Tamam mı? Vahiy bitmedi. Aktif oluyor sende. Vahiy var. Güzel ilhamlar gelir. Müslüman cinler doğru düşünceler verir sana. Erva aliyeler var. Yani defi mefasit. Yani itikat, yanlış itikatları terk etmek. Terk-i kebair, günahları terk etmek. Şöyle diyeyim. YouTube'lara girersek bu erva aliyeler veya erva habiseler olur. Bir de mevada aliye aşağıdaki de şunu şöyle diyeyim siz daha yalın. Seyrettiğimiz, dinlediklerimizden oluyor. Mevada aliye de mekanlarda. Mesela şu anda mekandan etkilenirsiniz. Osmanlı'nın yapıldığı camilere giderseniz, bir de Cumhuriyet döneminde yapılan camilere giderseniz ki ne verirsen elinle o gelir seninle deyip para toplanmış, helal harama bakılmamış, gidince o ruhaniyeti hissedemezsiniz. Ama gidin yeni camiye, Sultanahmet'e, Ayasofya camisine bunları hissedersiniz. Ha, mekanın insan üzerine tesiri var demek için söylüyorum. Yani şu anda serbest bölge iki tane kanal var. Yani içine atıyor. Şimdi küçültüyorum bunu. Bunu yazıyı göresiniz diye yapmıştım. Biraz daha. Gene de küçültmem gerekiyor değil mi? Biraz fazla mı küçüldü? Şöyle yapayım. Bak bu atıyor, görüyor musunuz? Buradan atıyor. Masumu takip edin. Atıyor bu adamlar. Bu mübarekler de atıyor. Biz de seyrediyoruz. Bizim kontrolümüzde değil arkadaşlar burası. Burası. Görüyor musun? Aynı YouTube gibi. Orası da serbest. Orası da serbest. Kim ne atarsa, kim ne seyrederse. Şimdi buranın içerisini tanımlıyoruz. Bunun içi ne demektir şurayı? Diyor ki, burayı da biraz bu itimde göresiniz. Çok istiyorum istifade etmenizi. Onun için çabuk çabuk konuşuyorum ki çok şey konuşalım diye sorunuzu alacağım. Burada dört tane tarifi var, tanımlaması var. Bak, birbirine zıt her şeyin her mertebesi bulunur. Mesela cemil, çocuğun güzelliği, denizin güzelliği, ağacın güzelliği, haramın çeşitlilikleri. Yani birbirine zıt var, iman küfür. Ama hepsinin her mertebesi var. İman da orada, küfür de orada. Güzel resimler de var, çirkin resimler var. Güzel videolar var, güzel sesler var, kötü sesler var. Hepsinin her mertebesi var. Günahın üçüncü mertebesi, dördüncü mertebesi. Sevabın beşinci, altıncı. Mesela tefekkür en zirve bir ibadet. Tamam mı? İki, buranın özelliği. Yani korkma, burada şunu sana mesaj veriyor. Her şey, her mertebesi var. Her şey var. Yani çekirdekte ağacın nesi var? Yaprağı, çiçeği, kokusu, dalı budağı. Kurumuş da yaprağı da dalı da yok mu? Yani her şey var demektir. Ondan camidir. Şu olsun şu olmasın denmez. 18 bin alemin hulasası olduğumuzdan her şey var sende. Şeytan da sende. Şeytanı sen üretiyorsun. Şeytan ürüyor. Nedir o? Seyrettiğimiz yaptıklarımızda melek yaratılıyor veya şeytan yaratılıyor. Seyrettiğin videolar senin namazında gelmiyor. Şeytanımız biz yapıyoruz. Biz 18 bin alemin hulasası olduğunda burada her şey, her mertebesi, her şey burada. Acayip bir alem. İnsanı zengin yapan işte. Bahattin dedi ki yani hayır var mı? Tabii ki. Yani insanın donuk olması hayvan gibi. Her türlü ihtimaliyatlar olsun. Yani zaten yazıyor bak. Şuraya bak ne diyor? Şüpheler, zanlar, ondan sonra delillerin, burhanların hücretine ver. Bilgi, malumat. İşte bazısı diyor ya ben vesvese risalesini ezberledim. Hala niye vesvese var? Vesvese bilgisi var sende. Malumatı var. İlim şurada. İlime dönüşmemiş. Tasdik olmamış. Eğer vesvese risalesi okuduktan sonra aklın 33 tane mertebesinden
imbiklerinden geçtikten sonra, süzüldükten sonra tasdike girerse ilim olur. Yani topraktan altın çıkıyor ama 1500 santigrat derece ısı verince toprağa harfiyattan demir ayrışıyor. 2000 civarında verilince bakır, demir değil bakır ayrışıyor. Sonra derken 3500 civarında ısı verirsen topraktan altın ayrılıyor. Yani aynı şey karmadır, muameleden sıyrılıyor. Dolayısıyla Vesvese Risalesi'ni biz okuyoruz, bilgidir, malumattır, düşüncelerdir vesaire buradadır. Ama eğer sen bunu, aklın 33 mertebesi var, inşallah bir gün onu yaparız, o kadar diyoruz ki şunu yapacağız diye. Bu mertebelerden geçtikten sonra tasdike geçiyor, tasdikte geçince ilim oluyor. O zaman ilim nedir? Unutmayın, ilim canlıdır, ruhludur, şuurludur, seni böyle kura, şey yapar, kontrol eder, maddi gibi, gel buraya, yapma, etme, devamlı seni meşgul eder. Harama girdiğin zaman sana sıkıntı verir, kafanın etini yer, girme, hayır, içeride sesleri duyarsın, bu ilimdir. Vesvese Risalesi sana dokunmuyorsa, ya gene okudum, düşüncelerdir, bilgilerdir, bilgiler böyle canlı değildir. Çünkü ustad, ilim onu tard eder, cehil onu davet eder, tard ediyorsa canlıdır. Çünkü Allah'ın sıbutu sıfatı cansız olmaz. İlime burada dönüşüyor. Ya okuyorum ilim, hayır. Her okunan, mesela kafirlerde tefekkür yoktur, düşünce vardır. Kafirin tefekkürü yoktur. Tefekkür, kelam sahibinden, kelam sahibine bakmak ve o bakma neticesinde de kelam sahibiyle kelamı anlamlandırmak. Yani ona yüklediği manı. Kafirde bu yok. Kafirde düşünce vardır. Düşünce tefekkürle karıştırılıyor. Bilgi ilimle karıştırıldığı gibi demek istiyorum. Farklıdır. Her okuduğunuz bilgidir, ilim değildir. İlim, akıldan ve tasdikten geçtikten sonra subuti sıfattan olan ilim sıfatı aktif oluyor. O bilgi, o düşünce, batıl veya hak canlı oluyor. Şeytan melek gibi. Tamam mı? Şimdi serbest bölgede şey yapayım, sorunuzu alacağım. Şimdi bana müsaade edin, takdim edeyim. İkinci özelliği bu serbest bölgenin, bak serbest bölgenin, psikoloji tüm sorunların ve çözümün kaynağı. Akıl buradan da kopyalanabilecek istikbalde. İkinci sıfatın tanımı, her şeyin her şekilde bulunabileceği. Üçüncü tarifi, her daim kontrolü insanın elinde olmayan bir yer. Burası senin kontrolünde olmaz. Ya bu ne biçim kafa ya? Aklım beni aldı götürdü ya. Düşüncelere bak ya. Buna nereye gittik ya? Sanki sandalla çıktık o şeye, denize, bıraktın kendini, biraz balık tutayım dedim, akıntı seni kaydırdı. Sen motor mu çalıştırdın? Yok. Kürek mi yaptın? Yok. Akıntı var kardeş. Hangi tarafa meyilliyse lak lak gider. Abi ne yapayım? Koca gemileri bile demir atarlar ya. Demir atacaksın. Onun için her daim senin kontrolünde değil, okyanus gibidir. Onun için endişe etme. Niye kontrol edemiyorum? Kontrol etmeye çalışmak ne demek biliyor musunuz orayı? Muhali talep etmek olduğundan kendine kötülük yaparsın. Onun için çıldırmak oradan geliyor. Yani Allah Allah, ben niye kötüyüm? Kötü değilsin. Birisi kötüdür, sol tarafta şey de var ya, kötüdür duygusunu attı, kendisini attı oraya. Buraya birisi kötü bir şey anlatsa, duygusal bir şey anlatsa etkileniriz. Onun kadar olmasa bile etkileniriz. Yani buraya kötü ama ben kötü hissediyorum ama bu ben miyim ki? Ben dediğim için ilaç kullanıyorsun. Onun üçüncü lemada. Onun sözünü, kendi sözünü zannediyorsun. Dur bakalım. Kim bu? Bir anda bende niye hüzün başladı? Bak ulan bak. Batsın bu dünya. Niye diyorum ya durup dururken? Üstüne alıyor çünkü. Üstüne. He, benim diyorsun ona. Onun sözünü benim diyorsun ya. Bırak onu ya. Sen değilsin. Ya kendimi kötü hissediyorum. Adam kötü. Senin alakası yok. Sebebi mi var? Yok. Sebepsiz doğmalar, doğmatikler, içeriden doğanlar. O adam, o adamla biz bitişiyiz. İki kafa, tek vücut insan ikizler oluyor ya böyle. Garip mahluk. Biz kaç tane böyle? 18 bin tane kafa, bir vücut. Bir serbest bölge. 18 bin tane var. Herkes bir şey atıyor oraya. Ne yapıyor? İnsan camidir. Camiül ezdattır, zıtların cemidir. Cemül cemdir. Her şeyi içine almış ya. İnsan
İşaret-i Caz'da söylüyor. Sen kendini diyor, Hazreti Ali'den anaklediyor Üstad. Kendini küçük zannetme. Bütün alem sende dürülmüştür diyor ya. İşte burada dürülmüş. Hani garip garip. Peki niye etkileniyorsun? Ya anda Libya'da birisi bir Müslümanın bir acımasız hadise oldu. İmana göre etkilenir. Veya bir doğa hadisesi. Veya yıldızın kaymasından bile etkilenirsin. Çünkü niye? Yıldızlar demek senin hücrelerin demektir. Sen Allah'ın dışında bütün alemleri koymuş Allah tencereye. Karıştırmış sonra buzdolabına koymuş. Dolmuş sen olmuşsun. Her şey sende olacak kardeşim ya. Niye bende oluyor? El cevap niye olmasın sende? Sen söyle bakalım. Yani yaprak çekirdekte mi? Evet. Dalda mı? Evet. Kokuda mı? Evet. Açın böyle bıçakla çiçeğin çekirdeğin içine. Ne yaprak görürsün ne dal görürsün. Ama orada böyleyiz biz de. Bu serbest böyle, tamam mı? Üçüncü tarifi neydi? Kontrolü her daim mümkün değil. Nasıl kontrol edeceğimizi de hemen söyleyeyim. Hemen şuradan hemen. Terklerle, tecerrütlerle terk edeceksin kardeşim. Bak şimdi, terk ne demek? 10 cüz Kur'an oku gece, son sabah namazının 10 dakika kaldı, YouTube'a pis bir yerlere gir, sebap CT ile ve evet ezmez, yok etmez ama 10 tane cüz seni kurtarmıyor. O çizik, bulanıklık gidiyor. Onun için amel ve ilimle muvaffak olamazsınız. Çünkü şeytan kadar amel yapan, şeytan kadar alim olan yoktur. Peygamberlere kafa tutan, Allah'a karşı fikir üreten bir mahluk, sistem bizde. Onu neyle yaparsın? Canını okursun. Bak orada kırmızı şey var, bak görüyor musun? Terklerle, günaha girmemekle, yani la ilahe ile, sonra illallah olur. La ilahe olmadan, küfrü, günahı terk etmeden illallah ve kemalat olmaz. Mesela çocuğu nasıl terbiye edeceğiz? La tahrip, illa tamir oradadır. Zaten İslam fıtratındadır, bozma yeter. İhlaslı olmak için ne yapmak lazım? La riya. Riyakar olma, tamam ihlaslısın. Bir şey yapmana gerek yok. Dolayısıyla şeytana işte bu sol taraftakileri bak amel ile, ibadet ile mağlup edemezsiniz. Daha beter musallat olur. Allah'a karşı fikir üreten, peygamberlere karşı kafa tutan, onları da vartalara yani peygamberlerin bazı zelle yapmalarına sebeptir bu adam. Tamam. Bu adam sebeptir. Anladın mı? Şimdi sen onu nasıl mağlup edeceksin? Ancak terklerle muvaffak olacaksın oraya. Ne kadar terklerin varsa serbest bölge senin elimizde olacak. Dördüncü özelliği buranın tasavvuf ekseriyetiyle şeyle çalışıyor. Adem'le böyle ihtimaliyata mümkünattan çıkar. Yani şu mevcudattan çıkar. Hep muhtemelen belki üç tane şeyle çalışıyor. Belki ondan sonra şek ihtimaldir. Bunlarla üç tane usta risalede geçiyor. Üç tane sıfatla daha çok zengin olmak için bak bir şeyi konuşurken zengin olsun, çapık daha kapsamlı olsun, çok manayı ihtiva etsin diye Allah tek boyutlu düşünmeyi çıkartmak için tasavvur sistemini koymuş. Her türlü düşünceleri bir düşünceye koyabiliyorsun tasavvurla. Zengin yapıyor insanı bu tasavvur. Donuk bir nokta çıkarıyor. Şimdi bu hususi dünya çok önemli. İnsanlar bugün psikoloji hastalıklarının sebebi ben kendimi kötü hissediyorum diyor. Bu sen kötü değilsin. Adam şuradadır. Şu masum olduğuna bak. Bu adam iyi değilim. Bu adam kimle Allah'a ile karşı durumu nasıl? Yeislidir. Bütün ümitsizliği bu adam atıyor buraya. Sen de onun 13. lemada diyor ki onun sözünü kendi sözünü zannediyorsun. Onun duygularını kendi duygun. Onun fikrini kendi fikrini zannedince iş burada bitiyor. Ver elini Göztepe Devlet Hastanesi. Tamam acil iyi hissetmiyorum kendimi. Kötü hissediyorum bilmem ne yapıyorum. Bize de geliyor.
kalbin üzerine kaslar var. Bazen oralara da şey yapabiliyor. Böyle maddi şeylere ve ona bir kas böyle bir giriyor, bilmem ne yapıyor. Ay, kalp krizi diye hemen düşünceyi de arkasından gönderiyor. Ne şöyle yapıyorum, yiyemezler hayvan terli. Biraz sonra pat diye gidiyor. Hayvan terli. Bırak. Değil yani, anladın mı? Çünkü onun alametleri vardı. Şimdi kişilerin psikolojisi burada bozulmasının sebebi iki tane zıt yapının işlediğini, o menfiye öteki olumsuzluğa baktığın zaman he bu ben niye böyleyim demezsin. Sen değilsin kötü olan. Sen değilsin. Seni kötü yapmaya niye atıyor? Günahla vesaireyle seni kötü hissettiriyor. Ümitsizliğe atıyor. Peki ne yapacak? Doktora git. İlaç kullan. Niye? Sistem bozulsun. Sisteme, fıtrata müdahale istiyor. Adem Aleyhisselam hiç ilaç kullanmadı. Fıtratı yaşadı. 2000 sene yaşadı. Nuh Aleyhisselam yaşadı. Şu yaptı, bu yaşadı. İnsan fıtratı. Şimdi biz ömür kısalıyor. Bir sürü suni şeyler. Hemen sokaktaki gıdalar. Onlar organik diyordu değil mi? Tabii. Mesela Gedolu Mısır yeseniz ki Mısır'ın evamana sokakta yapacaktır. Hiç şansın yok. Yani hiç şansın yok. Mesela baklavalar tatlı zannediyorsunuz. Tatlandırıcıdır yani. Şeker koyan pek yoktur. Tamam? Vesaire. Şekerin ve beyazlaması için başka şey yapar. Ben onları kötülemek için değil de bilin yani. Şimdi bu serbest hususi dünyadır. Kendi hususi dünyamızda iki tarafta ise bazen daha bulutun arkasına geçersin böyle, uçarsın böyle. Allah Allah, melek hakim. Sağ taraftan attılar. Yedinci sözde miydi? Sağ taraftan hayhar birisi geldi. Aman onu dinleme. Ayyaş, yanıp çıkan kadın, ellerinde içkiler, zıkkımlar falan. Bunu içersen kral olursun, adam gibi adam içki içer diye böyle şey yaparlar ya. Veya korgo filmleri başlarken geçen bir tanesi gösterdi. Tam başlarken güneşe karşı doğarken adam at üstünde Marlboro yakıyor. O filmi seyreden ister istemez Marlboro içecektir. Çünkü subliminaldir, illuminatıdır. Şekiller naklediliyorsa subliminal. Eğer düşünceler naklediyorsa şey gibi, o X bir tane şey var ya böyle yazın, doğru mudur değil midir bu alem, ne diyorlar, Maxim Matris mi? Matrix diye birisi vardı. Niçin yaptılar onu? Burayı hiç kimse inanmasın, burası sanaldır. Hayır, burası realitedir, hakikattır. Felsefede hakikat yoktur. Onu pompaladılar epey. Biraz muvaffak oldular. Burası sanaldır, hayaldır. Hiçbir şey gerçek değildir. Hayır, burası hakikattır. Hakikatin bir meratibidir. Bunu sanal dünyaya atmak için. Şimdi cep telefonları, onu da söyleyeyim, onu da söyleyeyim. Ondan sorunuz varsa alacağım. Cep telefonuyla küçük bir ekranla 123 Mesnevi'den söylüyorum. Kız öteki odada, oğlan bu taraf odada, hanım mutfak tarafında, adam da siz de koltukta, küçük bir ekranın içinde giriyoruz. Ve herkes hususi kendi sanal dünyasında yaşıyor. Ekranı seyrederken aslında bu serbest bölgeye giriyoruz. Resimleri, tahayyül, düşünceleri tasavvurda oluyor. Hiç kimse oradan çıkmak istemiyor. Ve böyle artık o mermi atmak, füze atmak, silah atmak değil, kişileri umumi dünyadan koparıp süsü dünyada anne bağırıyor. Oğlum hadi derse çalışacaksın. Anne uf. Kızım bulaşık şey yapacaksın. Uf anne, hep ben mi yıkayacağım? Uf anne, tamam anne. Niçin öyle diyor? Nasıl çıkacak oradan? Çıkamıyor. Ve hapsediliyor. Artık beyinler hususi dünyaya hapsedilmiş. Çıkamıyor. Metrolar, otobüsler, bakın kafalar içeride. Tamam. Bir tane şu karı oldu. Kimse kimseye bakmadığı için haram da pek bakılmıyor. Dışarıdaki haram ama sistemin içindekilere bakıyorlar. Kimse kimseyle meşgul değil. Bakın bunları çıkartan gavurların metrosuna hepsi kitap okuyor. Tamam. Bunu çıkamazsanız o cep telefonu 123 mesleği de sayfa söylüyorum. Bu mimsiz medeniyet küre arzı bir şehir. Şehir hükmüne getirmiş. Sonra insanlar ihtiyarı ve iradeni serbetmiş, bitirmiş. Hususi dünyaya giriyorlar. O ayna diyor, ayna yani cam yani. Şu telefonları. Onun içerisine iki şey yapıyor. Çıkması diyor çok büyük bir himmete muhtaçtır. Çok büyük bir gayretle ancak çıkarsın. Yoksa böyle dalinamin selam okunmuş oluyor. Buradasın. Her televizyon, her filmin şeyde
buradasın. Ne zaman delil, burhan ve hüccetle hareket edersen bunun arkasına geçersin. Yani muhatap olmayacaksın arkadaşlar. Tariban eğer bu serbest bölgenin arkasına geçmek istiyorsanız akli melekelerinizi geliştireceğiz. Şimdi ben burada bırakıyorum. Sorunuzu yani varsa alayım. Çıkarken herkes telefonunu buraya koysun. Ya koyacak. Yani bir de bir yerdeyim. Bunu anlatırken çok acı, çok acı bir şey. Nerede yaptım en son bir yerde? Ben her gittiğim derste bir tane en azından duyayım ki ahirette yakama yapışmayayım. Bu Allah'ın bu nimeti 30 ve 40 senenin üzerine kurulmuş bir ders. Bunu da rüya delil değildir. Delil olmaz. Kanaat ama külliyata uyuyorsa ki külliyata uyuyor. Bunun ustadı görmüştüm. İtimat edin diye söylüyorum. Ben böyle kurmuyordum. Bu 7 tane mertebeyi bu tahayyül buradaydı. Tasavvur buradaydı. Taakkul, karta geç isterseniz. En başta Bahattin abi de demişti, buradaki seçim yine insanda, akıllı bir insan yine doğruyu seçebilir diye düşünüyorum ama doğru mu düşünüyorsun? Ama hangi akla göre? Kabloyu bak şey... Nefsin aklına göre mi, vahyin aklına göre mi? Vahyi kabul edersin. Bir de söyle. Ya şöyle, şimdi Bahattin abi de söylemişti ama doğru mu düşünüyorum diye soruyorum. Bir daha. Şimdi akıllı bir insan... Her iki taraftan da bir şeyler gelse onu ayırt edip doğrusunu bulur diye. Zaten şu akıllı insan demek sırf vahye ile boyanmış değil. Vahye Kur'an'da batıl da yok mu? Var. Yani Kur'an'da ve Rabbin nas ve nekir ve vesvesenin vehim ve vesvesesi yok mu? Biliyor yani hepsini. Akıl ya. Bir noktanın muhakeme aleti. Malzeme tabii, de toplar. Tabii malzemeleri toplar. Hayra da toplar yani. Bunu şuraya bağlayacaktım bir de. Şöyle bir bağlantı kurdum siz anlatırken. Şimdi bazı arkadaşlarımız oluyor, kardeşlerimiz oluyor. Çağırıyoruz, ediyoruz. Şimdi aklımda şu canlandı. Sol taraf çalışıyor, adama atıyor çalışıyor. Ama sağ tarafı biraz zayıf kaldığı için hep o yöne mi şey... Evet. Akıl bak, akıl vahye ne kadar bağlı olursa akıl başta olur. Vay. Akıl başta değilse zekavet olur ki o tarafa kayar. Peki şunu da sorayım. Hani dediniz ya insanın kendi hakimiyetinde olmayan şey. Bu serbest bölgede olan bir şey. Yani kötü taraf da atabiliyor, iyi taraf da atabiliyor. Adam hep mesela bu zamana kadar kötü taraf, o yöne doğru biraz daha gitmiş. Şimdi örnek veriyorum biz işte sohbete falan çağırıyoruz, güzel yerlere çağırıyoruz. Adam, ya genelde şu cümleyi kullanıyorlar, çok dikkat ettim. İçimden gelmiyor. İçimden gelmeme bu oluyor galiba. Evet, içimden gelmiyor. Adam tanımlayamıyor. Aynen işte. Şey, doğru. Bir şey koymuyor. İçinde birisi var. Diyor ki, gitme. 90 yerde Allah rızka kefilim diyor imamı. Hasan-ı Basri diyor, Kur'an'da Allah rızkına kefilim diyor. 90 yerde, bir tane yerde biter, verme. Verme biter ya. Allah versin ya. Dettiren o. İçimden gelmiyor derse gitmeye. Tabii ki gelmez. Çünkü aklın vahye bağlı değil ki. Zekavet öne geçmiş. Evet. Herhalde soru yok daha. Var olmaz mı Hasan abi? Öyle mi? Sorunu alayım ben. Şimdi Hasan abi tahayyül. Çünkü ruh bu aleme bu pencereden bakar diyor ya. Şişeyi söndürün. Bu alemden malzeme toplamadan hayal aleminde mekan oluşturması bana biraz şöyle farklı. Şimdi tamam, o soru geldiyse tamam, o zaman o şeyle kalmadı, tamam bir şey yakabilirsin yak. Şöyle bak, hayal ama ile bir misal vereyim. Ama ile yemek yiyor, Zonguldaklıydı. Dedim ki ne yiyorsun ama doğuştan ama. Ne yiyorsun Şahin dedim. Diyorlar ki karpuz diyor. Peki şekli nasıl bilmiyorum. Ama diyorlar kırmızı. Rüyanız nasıl dedim. Gece gündüz eşit ya. Bildiğimiz gibi diyor. Mesela şah 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 duyarsak denizin kenarındayız. Uuu olursa rüzgar ormandayız. Rüyaları da renkli değildir. Dolayısıyla ille bu göz değildir. Mesela göz kapalı olduğu halde, ikinci başka göze bahsedeceğim.
gözü yatarken şekilleri görüyoruz. Bu gözde görmüyoruz. Başka bir gözde var ama bu gözün üzerine kurulmuş. Şimdi tahayyül hayalin fiile, eylemdeki haline denilir. Sistem bu. Bütün kainattaki olmuş olacak bütün her şeyin ezeli ebedi resimlerin olduğu yere alem-i misal denilir. Alem-i misalden bu elbiselere giydiriliyor an ve an eşya. Bu ağacı biz grr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 
biz onu görme hızından daha zayıf gördüğümüz için ampulün yanıp söndüğünü göremiyoruz ve devamlı yanıyor zannediyoruz. Onun için bu mevcudat var olup yok oluyor, yok olup var oluyor, var olup yok oluyor gibi ağaca veriliyor, resim giydiriliyor, çıkarılıyor. Elbise giydiriliyor, çıkartılıyor. Çıkartılıyor, giydiriliyor, giydiriliyor, çıkartılıyor. Böyle alem misal. İşte bu mevcudat alemi misal elbise giydiriyor, çıkartıyor. Bunların böyle çıkartılıp da gittiği yere de şey denilir. Levh-i misali denilir. Levh-i misali denilir. Yani alem misal şeyi. Dolayısıyla bu hayal dış dünyadan gelenlerle geliyor, artı bir de o gelenleri başka evirip devirip şekillendirip çoğaltan nakış verebiliyor ama verebiliyor. Yani hiç sıfır noktasında mesela bir amanın yapamıyor. Yapamaz değil mi? Yapamıyor. Tamam hocam. İkinci soru. Soruları ben soruyormuşum gibi geldi. Hakkını helal et abi. Kafirin tefekkürü. Düşüncesi var. Ha, tefekkür yok. Yani. Şimdi iman noktasında ne diyor? Saniye yüzücelerine bir intisaptır diyor. Evet tefekkür. Şimdi kafir olsa dahi, mesela kafirin de boyutu da önemli ayetinde. Belki bu alemi deist gibi değerlendirmek de bir Hristiyan gibi de mesela. Hristiyan da bağlara, bahçelere baktığı zaman onu Cenab-ı Hakk'a isnat edebiliyor. Hani tefekkür dendiği vakit bir ressamın resme bakıp da ne kadar güzel yapmış, işte orada sanatlarının, akışlarının, desenlerinin değil, Cenab-ı Hakk'a yaslaması, evet, intisap kurması. Evet. Yani kafirde de, babazın birini biliyorum, Cevşen okurken, o çeliğine falan bakıyor. Cenab-ı Hakk'ı, o da hatta kör bildiğim kadarıyla, yani Cenab-ı Hakk'a isnat ediyor. Cevşen'i ezberlemiş mi? Ne yapmış? Şimdi düşüncelerle bak düşünme, tefekkür farklı şeylerdir. Tefekkür fikir bir yoldur. Fikir yoldur. Tefekkür ise o yolda yürümektir. Sani Zülcelal ile o hadiseye bakarsa tefekkürün saati halinin ibadet seneti. Yani bir saat tefekkür bir sene nafile ibadetin evladır. Tefekkür Sani Zülcelal'e bağın adıdır. Bağ kurabilendeki kurma nispetinde ortaya çıkan halet-i ruhiyedir. Ruhundaki Allah'ın cevabıdır tefekkür. Tefekkür zahirde ben kuruyorum ama aynı anda Allah'ın sana verdiği cevaptır. Düşünceler öyle değildir. Düşünceler malumatları, bilgileri, vehimleri, şüpheleri, zanları, menfi ve müsbetlerini harmanlayarak zengin düşündürüyor. Zengin ediyor. İhtimaliyat yollarını çoğaltıyor. Yani, girmek istemiyorum biraz girin. Emri nisbi, emri itibari diye bir sistem var şu tasavvurda. Şu mouse'u şey yapayım. Şurada kitap okuyanlara söyleyeceğim. Dışarıdan mesela sığır da baksın bir yerlere daha. Sen de bak. O almaz. Alamaz. Çünkü tasavvurunda emri nisbiler yok. Emri nisbi demek dışarıdan alma kabiliyetimiz var. Yetmiyor. Bizim aldığımız dışarıdan bilgi şeyi, resimleri, bilgileri duyduk, aldık. İçeride örf, anane, kültür, eğitim ahlaklarımızın bütünselliğiyle emri itibarilerimiz var. Kültür, örf, anane, daha önce aldıklarımız. O aldıklarımızı dışarıdan, içerideki ahlakımız, huylarımız, meyillerimizle bunların adı da emri itibari deniliyor. Bu aldığımızı evirip devirip çeviriyor, farklılaştırıyor. Bu emri nisbi, emri itibari yani dışarıdan alma özelliğimizle
içerideki sistemimizi karıştırma anında ortaya çıkana vaydi kıyası deniliyor. Bu kafirde de var, Müslümanda var ama vahiy ile bu boyalanırsa tefekküre dönüşüyor. Vahiy tefekkür, peki kafirin düşüncesi mi tefekkür mü? Tefekkür Allah'a verdiği cevaptır. Allah ile yani Kur'an'la bağrışık olmayan bir akılda tefekkür sistemi çalışmıyor. Bak kurulmuyor. Diyor ki şebeke diyor, size diyor onaylamıyor diyor. Yani mesela diyor ya, onlar Allah'a inkar etmiyorlar ama sıfatında hata ediyorlar. Evet, evet. Mesela. Onun gibi. Bu manada. Evet. Aklı melekeleri mesela, aklı yok. Çünkü aklı olsaydı Allah yakının, takının ikide bir vurgu yapmazdı. Aklınızı başınıza alın. Peki kime hitap ediyor? Risale'de okuyan insanlarsınız. Aklını başına al. Kime diyor? Akılsıza mı diyor? Yani o zekavet ediyor. Taakkul ediyor. Aklın sıfatları var. Hüşyardır, dehadır. Aklın sıfatları. O bütünsellikten ortaya çıkan meleke akıl denir. Akıl bir cihazdır. Onun için vahye tabi olmakla ancak o sistem akıla dönüşüyor. Vahye tabi olmama nispetinde zekavettir. Zeki galip oluyor. En muzdarip insan da dünyada zekilerdir. En rahat insanlar da akıl olduğu kadar rahattırlar. Aklı olmayınca da onlar diyor ama mühendistir her şeydir ama kelenamı benim adam hayvandan daha şey gösterilir. Çünkü aklı melekeleri çalışmıyor. Zahire muptelâdır. Hani şeyde demişler, ustadımız Hulusi abi Hüseyin Cisri'nin kitabını okumuş. Sonra kim? Hulusi abi. He. Kitabını okuyor, üstada geliyor diyor ki, üstadım okudum diyor. Üstad'a diyor ki, oldundu diyor. Vesaire-i Nur'la diyor, o da yanacak diyor. Yani bir noktada hani bir yerde diyor ya, biz bütün hepsinin muhafazasına çalışıyoruz. Hı hı. Akıl da, yani diğer o şey bilgileri... Evet, evet. Sani Zülcelal'e nispet ediyor. Ona, ve nurlanıyor. Bakın, tefekkür nedir biraz söyleyeyim. Bir dağ düşünün, dağ maksadımızdır. O dağa dönerli dönerli yol var. O yolun adı fikirdir, fikir yoldur. O yolda giden kamyon, araba tefekkür yöntemidir vahiy. O malzemeleri topladık, Allah Allah. Tefekkür ise o araba giderken senin kamyona o bölgelerden yüklenendir. Allah'a verdiği cevaptır. Allah o düşüncelerini, bilgilerini onayladığının alameti tefekkür. Yani mana yarışı, mana ismi boyutuna evet. Bakmak değil mi? Yani onaylanırsan düşüncen, düşünceler, bilgiler düşünürken onaylandığın anda tefekküre dönüşüyor. Peki nasıl anlarız böyle? Böyle feyizler akar, haller olur, böyle tatlı şey yapar, böyle bulutun arkasına taşır. Seni ferahlatır. Seni ferahlatan ve rahatlatan tefekkürdür. Sana o garip böyle uçuk şeyler yapan, seni biraz dehşet, manşete, manfaniye, garip garip şeylere sokan, onun adı tefekkür değil, düşüncelerdir. وَاَخِرْ دَوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْفَاتِحَةِ مَا السَّلَامُ